Bir şey daha var. Bundan sonra hem kendi yerlerinize tesis kuracağız, hem de hazır konteyner şeklinde yapıp istediğiniz ile istediğiniz şekilde göndereceğiz. Hazır kurulu bir düzende. Anahtar teslimli. Bununla da alakalı yarın ya da diğer günlerde ararsanız telefonda detaylı bilgi için görüşebiliriz. Bu hem pandemi muhabbetinden dolayı. Evet abi, bugün konuştuğumuz hani gibi daha iyi olur. Dolayısıyla kimse kimseye görmeden ya da işte adamlar artık çağırmak istemiyorlar bir kısım insanlar. Hastalık şöyle bir muhabbet edip. Mesela biz geldik burada karantina başladı, doğru mu? Evet abi. Yani giriş çıkış yasak şu an Tekirdağ'a. Her şey kaldırıldı abi. Haber geldi, kaldırıldı. Sıkıntı yok. Bu saatten sonra biz gideriz artık, değil mi de? Problem yok. Peki şey soracağım abi. Şimdi az önce konuşuyorduk. Tepsiye dizildiğinde arpanın çoğalması, ne kadar çok olması, o kadar hasıl olması demek değil abi ya. Doğru. Ben tecrübe etmedim ama tecrübene dayanarak soruyorum. Mesela örneğin bir tepsiye 3 kilo arpa serersen 12 kilo almazsın herhalde. Onu şöyle söyleyelim abi. Şimdi arpanın kalınlığıyla alakalı çok büyük sıkıntılar var mesela. Arpa çok kalın serersen çok alırız diye muhabbet yok. Arpayı tam tersi çok kalın serdiğiniz zaman köklenme de çok olduğu için kabarıyor. Dolayısıyla bir içeride ısı oluşuyor. Bu odanın ısısından daha fazla bir ısı. Bu ısı ilerleyen hani 5. 6. günden sonra küfe dönüşüyor arkadaşlar maalesef. Yani çok fazla kalın sermenin bir mantığı, bir esprisi yok. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Biz 1,5 metre uzunluğunda bir tepsiye 6 kilo ile başladık. Düşüre bunu 6 kilodan biz 40 kilo civarında bir hasıl aldık. Daha sonra biz bunu 3 kiloya düşürdük. 3 kilodan da 30 kilo ürünü aldık arkadaşlar. Yani çok kalın sermeyin. Kesinlikle sıkıntılar çok, bir hayli fazla. Onun dışında yine dediğim gibi ham madde seçimine mutlaka özen gösterin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sadece arpa olmuyor arkadaşlar. Yani bu sistemde mısır, bezelye, ay çekirdeği, buğday, fitikale, evet. Yani aklınıza ne geliyorsa hepsini yapabilirsiniz. Sonuç itibariyle ne kadar çok zengin olursa koyunun yediği rasyon. Meradaki çeşitlerin çoğunu aynen abi. İstediğin gibi yapabilirsin. Yani ortalama bizim kaç tepsi vardı abi? 100 küsür galiba, doğru mu? Şu an 110 tane tepsi var, evet abi. 110 tepsinin hepsinden farklı farklı besinler yapılabilir abi, doğru mu? Aynen. Usta abi çağırabilir miyim kardeşim? Buyur abi. Teşekkür ederim. Yani çok şey olmamak lazım, darba bakmamak lazım, bütün ürünleri denemek yani lazım ya. Şimdi şey misali, her gün kuru fasulye yer misin? Aynen. Yani bu hayvan, sen ne yiyorsan aynısını ona yedireceksin abi. 2 kere 2, 4. Bundan bir verim bekliyorsun, yani kuzu almayı bekliyorsun. Ne kadar zengin olursa o kadar sana zengin olur. Doğru abi. Şimdi biz aşağı yukarı 1,5 sene falan oldu bu işten ilgilenelim. Yani bu işin yayılmasını, çoğalmasını etkileyen bir sürü faktör var. Bunların en başında da bu insanların çok sabırsız olması. Abi az buyur. Benim sayfamda şimdi benim takip ettiğim bir sürü hasılla ilgilenen birçok firma var ve birçok kişi var. Zaman aralığına koyduğumda en hızlı ilerleyen arkadaş sensin abi. Neden ben seni tercih ettim? Takip ediyordum abi. Ta ki ne zaman? Bir yıl önce seninle görüştüğümüzde birkaç soru sordum sana. Konu kapandı. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl sonra baktım ki Ufuk abi zirve yapmış, kenara çekilmiş. O sebepten dolayı seninle buradayız şu anda. Abi şimdi o zamanlar biz hem araştırmayla meşguldük, hem de gelen böyle işte insanların tepkisinden olsun, insanların ön yargısından olsun, onları yenmekle meşguldük. Biraz daha açayım isterseniz. Biraz da tehditlerle meşguldük. Şimdi biz bu işe başladığımızda bütün sektörler telaffuz etmek abi, istemiyorum ama çok büyük tehditler aldık. Ama yılmadık. Hiçbir zaman bırakmadık. Tahmin edebiliyorum abi. Nasip etti bugünü gösterdi bize. Veteriner demek istemiyorum. Çünkü onlar veteriner değil. Hatta veterinerlerden bayağı bir tepki aldık. Direkt söylediği kelimeler şunlar mesela veteriner arkadaşların. 3-5 tane veteriner, özellikle Eskişehir'den, Ankara'dan, şu an ismi aklıma gelmiyor. Siz bizim ekmeğimizle oynuyorsunuz, dediler. Bunu yiyen hayvan hastalanmaz,
Hastalanmayan hayvana da biz ilaç satamayız dedik. Şimdi o zaman sebep şöyle bir şey. Sen bunu söylüyorsan abi ben şurada şunu arıyorum. Kuru madde oranı az, su fazla olduğu için hayvanın su ihtiyacı fazla olmadığından kendi içini daha iyi temizleyebiliyor ve yemiş olduğu tohumlar çok iyi abi. Abi zaten yaş madde, kuru madde hani çok büyütmemek lazım. Hani insanlar hep buradan hep buraya zaten çalışıyor da. Yani merada da abi o zaman otuyor abi. Aynı madde. Merada da otuyor. Kuru madde ihtiyacı o zaman da var. Ama ben şu anda kuru madde hiç kullanmıyorum abi. Ya bir de hep kuru. Her gün işte bisküvi kez düşün veya başka ekmek kez düşün. Kuru içe, adamın içi kurur abi. Doğru mu? Bağırsak yani direkt iptal abi. Biraz da su lazım. Su. Şimdi su yemek. Biz bu hayvanları hasılı denedik mi? Her yer denedik. Mesela Ankara'da bir inekçi abimiz vardı. İneğin ayağı patlamak üzereydi. Fazla arpa da proteinden, enerjiden abi. 21-22 gün falan bunu denedi. Arpaya denedik çimlemiş hasılı. Yaraların bir kısmı iyileşti. Biraz daha devam etse muhtemelen iyileşecek ama pek devam etme taraftar olmadı. Bazı sıkıntılar vardı abimizin. Ondan sonra bu yine Ankara'da Akkürt Türkçesi'nde satılmış kardeşim de vardı. Evet. Bir tane kurban zamanı şey alıyor. İnek alıyor kısır inek fiyat uygun diye. İneği alıyor bu adam celep. Yani alıp satıyor. Ahırında danaları falan var. Günlük 12-15 kilo bu hasıldan döküyor önüne. Hani yesin de kilo alsın işte. Keseceğiz daha sonra bayramda diye. Bayram geliyor kesiyorlar yine. İçinden 1,5 aylık buzağısı çıkıyor. Kısır inek. Yani döl verimini arttırıcı özelliğinden bahsetmek istiyorum burada. Evet. Yani bu başlı başına bir şey. Ama tek başına hiçbir şey. Tabii tek başına. Diyorlar ya. Yaş madde, kuru madde, şu bu. Ha tek başına veren arkadaşlarımız var. Var. Mesela bir arkadaşımız var. Tek başına verdi ama 3 ay verdi. Çok sıkıntı yaşadı. Geri bıraktı. Mutlaka beraberinde vermeniz lazım kuru madde. Yani hasılın yanında kuru ot. Tabii ki mutlaka. Şimdi benim rasyonumda birçok şey var. Az önce konuşuyorduk seninle. Şaşırdım dedin. Sen yani bunu niye veriyorsun? Bir daha sayar mısın abi rasyonu sana da anlat. Arpa, buğday, mısır, toz besi, mısır küspesi, pancar küspesi. Bir de hasıl vereceğiz. Abi? Onlarla beraber bir de hasıl vereceğiz. Onun yanında hasıl. Tabii yulaf bunun içinde yulaf var abi. Aynı zamanda yulaf da var içinde. Artı canlı maya da ekliyorum. Mermer tozu zaman zaman ekleniyor. Tuzu da zaman zaman ekleniyor. Gün aralığına göre. Ben böyle bir rasyon veriyorum. Tabii bunun yanında hasılı vereceğim abi. Devam edeceğim tabii ki. Ama hasıl benim verdiğim kuru maddeleri yarı yarıya düşürecek abi. Yani söylemiş olduğun rasyon şu an Türkiye'de çok nadir insanlar. Abi vermek zorundayım. Ben hayvanımı seviyorum. Evet. Hayvanım bana verim veriyor. 1.86 ikizliğim. Yani 2 onlara çıkarım diye düşünüyorum abi. Ki bu sene inşallah olur yani. İnşallah. Bu arada Merino Lanşaf besliyor Murat abi. Evet, Merino Lanşaf. Damızlık almak isteyen, koyun kuzu almak isteyen arkadaşlar olursa kesinlikle tavsiye ederim. Sayfamızda Emel Asaf Karasu çiftliği evet. Sayfamızda Emel Asaf Karasu. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Murat Karasu diye de olabilir. Hayvanlar gerçekten kaliteli güzel hayvanlar. Tavsiye ederim mutlaka. Kardeşimiz ayağınıza kadar getiriyor. Güzel düzgün de bir arkadaşımız zaten. Kesinlikle ben birebir kefilim bu yönden. Herhangi bir sıkıntı problemi yaşamazsınız. Eyvallah. Alışveriş yapabileceğiniz bir insan. Tavsiye ederim mutlaka. Ki böyle ırkların, böyle koyunların Türkiye'de çoğalması lazım. Bunu koç alıp senden namızlık yapıyorlar. Doğru mu abi? Az önce, evet abi. Az önce seninle telefonun görüşmesine şahit oldun. Arkadaşlar ben adet bazlı satma taraftarı değilim. Çok fazla satma taraftarı değilim Ufuk abi. Neden diye sormuştun bana. Ben herkesle bulunsun. Yani buradan ta Konya'ya 2 tane kuzu götürdüm. Afyon'a 2 tane, 5 tane kuzu götürdüm. Türkiye'nin en az 6-3 kilometre yol yaptım abi Afyon'dan. Afyon Dinar'dan Konya'ya 2 tane kuzu bıraktım. Adam beni aradı yurt dışından. Adam dedi ki kaç tane kuzun çıkacak? 200 tane. 200 tane kuzunun hepsine ben talibim. Ben en fazla sana 25 tane veririm dedim. Ya niye 25 tane? Ben herkese verme taraftarıyım. Paylaştırmaktır amaç. Merino Lanşaf 90 günde 55-60 kilolara çıkan bir ırk.
orijinal için konuşuyorum arkadaşlar. Enzemleri söylemiyorum. Enzem kuzularım var şu an 4 aylık. 120 günde 70-75 kilo var değil mi Mehmet abi? 70-75 kilo. Enzemlerle ilgili konuşmuyorum. Yarın hatta kilo çeker de atarım. Ama ortalama 55-60 kiloları yakalıyorum abi. Sürü bazı 200-300 tane kuzu 55-60 kilo. Çok başarılı. Dişilerde 5 kilo oynar abi. Dişilerin arasında 5 kilo oynar. Ama çok güzel et verimi var abi. Et verim de %55-%60. Orijinal ırk için konuşuyorum abi. Tabii orijinal manıklar da var. Orijinal menezlemeler de var abi. Menezlemeler de var. F1, F2, F3, F4 diye. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor, senin fiyatın çok pahalı. Koyunları görmeden karar kimse vermesin abi. Kalite evet, abi. Kalite. Evet. Şimdi ben söylüyorum, benim araba üzerinden örnek vermek gerekirse söyledim mesela abi. Mercedes Maybach, Audi A8 de benim koyunlarım. Allah nazardan eskisin. Amin abi. Teşekkür ederim abi yapmış olduğun hasıl için. İnşallah ne demek? En kısa sürede üretime başlayacağız abi. İnşallah. Artı şunu söylemek istiyorum. Ufuk abi bir ilki başarıyor. Türkiye'de bu kadar hayvancıya en büyük ihtiyaç ilaçlama makinesi. Çeneden, diğer parazitlerden kurtulmak için dış parazit olarak konuşuyorum. Yapmış olduğumuz makine süper bir makine. Bunu geliştirecek. Eminim geliştireceğine çünkü 3 günde, 4 günde bir çalışma ya. Bir hafta falan yani bir hafta oldu. Bir hafta 4 gün gece gündüz çalışarak yani ortalama 8 gün diyelim abi gece gündüz çalıştığın için. Bir haftada makineyi tamamladı getirdi. Yarın inşallah kuracağız. Büyük bir sıkıntıdan herkesi kurtaracağına inanıyorum. Abi şimdi sen bana bu makineyi kurar mısın dediğinde ben araştırma yaptım şöyle biraz. Gece saat 1'de aradım ben seni abi. Aynen. Gece 1'de bana döndün sen. Özellikle ertesi gün fiyatını sordum ben. Fiyatını çok merak ettim çünkü Türkiye'de bir kişi varmış yapıyormuş diye. Aa, çok güzel fiyat verdim. Yani 35 bin lira artı KDV duyunca ben evet. Dedim ki bu insanlar bu parayı bunlara veremezler. Yani. Abi şimdi çok büyük paralar. Evet, çok büyük para. 35 bin lira artık KDV çok büyük bir para. 40 bin lira. Yani bunu bir çalışma yapıp insanların eline ulaştırmamız lazım diye düşündüm ben kendi adıma. Madem öyle de bir sıkıntı var işte bir kere de ilaçlama zaman alıyor kolaylık olsun diye. Böyle bir şey yaptık senin de vasıtanla. İnşallah herkese hayır getirir. Ne olacak abi Allah'ın izniyle olacak. İnşallah. Çünkü yani ben şeyden havuz sisteminden biraz şeyim abi yani hastalığı olan koyun da aynı havuza giriyor. Evet. Bazen hayvan içebiliyor da. Yani içmeyebilir ama içebilir içine, abi. İçine kaçıyor ağzından. Yutacak abi. Evet. Yani ister aynen. istemez arkadaşlar bastırıyorlar çünkü başını. O hayvan ister istemez yutacak o suyu. Hastalık var ise de diğerinde yoksa da ona bulaşıyor abi. İster istemez bulaşacak abi. Ve su daha çok pisleniyor abi. Evet. Temizlemektense daha kötü oluyor. Şimdi maalesef arkadaşlarımızın çoğu hala sıkıntılar. Niye sıkıntılar? Yemden muzdaripler. Yeme yine zam geldi. Yeme şöyle oldu, yeme böyle oldu diyorlar ama hala... 130 lira yemin. Aynen. Çuvalı 125-130 lira. Süt döneminde ineklere, süt yemine devam. Koyunlara devam. Yine sıkıntı yok, problem yok. Ama bir türlü şu hasıla geçmediler. Mutlaka herkesin yapması, denemesi lazım arkadaşlar bunu. Yani şu an aşağı yukarı abartmıyorum. 180'in üstünde Ömer Çağın abicinin bildiği var. Bir 100 kişi kadar civarında da bizim bildiğimiz tesis kurduğumuz ya da önerdiğimiz ya da işte malzeme gönderip kurduğumuz arkadaşlar var. Yani 250-300 civarında şu an Türkiye'de aktif olarak hasıl kullanan var abi. Abi bu sayı abi, çok az. Çok. Bunun az olmasının sebebi de işte bir sürü etken var. İnsanların böyle ileri geri konuşması, ürünü kötülemesi. Yok abi ben birebir paylaşacağız abi. Ben inanıyorum ki çok araştırdım. Ar-Ge çok yaptım ben bu konuda. Bir senedir bekliyorum. Geçen sene meraların kötü olması sebebiyle bu sene onu hızlandırdım. Şimdi meralar iyi olabilir ama yarının garantisi yok abi. Abi bir de şimdi hasım yaparken insanlar bazen sabırsız davranıyor. Şimdi hasım yapıyor adam gidiyor şeyden kuş yemi satan yerden adam arpayı alıyor anlatabildim mi? Hem de 2,5 lira abi.
3-3,5 lira kilosu. Onu ekiyor işte, ondan sonra 2 gün sonra küf oluyor. Bir hafta bekliyorsun bunu işte çıkması için. Olmadı diyor, başka yerden alıyor, bir daha deniyor, 15 gün oluyor. Üçüncü zaten denemiyor. Çünkü küfür diyor, ondan sonra bıkıyor. Bir şey soracağım, kuşçudan alınanlarda ilaçlama vardır. Abi her türlü şey vardır. Geçen senenin 3 senelik arpa vardır orada. 2 senelik arpa vardır. Evet, bir de orası vardır. Yani ilaç arpası vardır. Çuvalda tabii, kalan, tabii. Evet, çuvalda kaldığı için. Kuşçu yani, peş çöpçüde şurada burada satılan arpadan hayır gelmez. Yani depoda tamam. Öyle demeyelim de arkadaşlara yanlış anlamasınlar. Asıl için arkadaşlar. Asıl için. Gelmez. Asıl için. Yani normal yani nemlenmiş, hayvan yemi için. Nemlenmiş olabilir, hayvan yemi için olabilir ama nemlenmiş olduğu için tohumlanma olayına düşmez herhalde. Doğru mu abi? Aynen abi. Tohumlanma düşüyor. Tohumlanma olayı çok önemli zaten. Burada anladığım kadarıyla. Ya aslında işte bakarsan tohumlanma tabii önemli. İşte kimi arpa var 1'e 10 alıyorsun. Kimi arpa var 1'e 5 alıyorsun. Ama bu 1'e 5 aldığında zarar mı diyorsun? Etmiyorsun. Arpanın kilosunu 2'lerden almış olduğunu ifade edersen 40 kuruşa gelir. Artı içerisindeki kuru madde çoğalır. Çünkü tohumlanmayan arpada zaten kuru madde daha çoktur. Dolayısıyla paranı çöp atmıyorsun. Her türlü kârdasın. Şimdi Türkiye şartlarında 40 kuruşa yem var mı? Yok abi. Çok özür dilerim. Yem yok demeyeyim. Abi. Yem artık keşke ot var mı? Yok. Ot yok, da yok yani. Abi. Saman daha yok. Saman, ot şu an 1 lira abi. Şu an 1 lira, lira. Kışın 2 lira, 2,5 lira. Yaşadık abi. 30 liraya çayır ot aldık. 25 liraya saman aldık. Yani buradan yetkililere sesleneceğiz ama yetkililerden de bizi duyan olmuyor. Abi burada. yetkili yok. Ya daha önemli konular var. Yani burada konuyu açacak abi. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Aynen. En önemli konu şu. Ben çok üzülüyorum bu konuda Ufuk abi. Yani konuyu değiştirmek istemiyorum. Bu koyunların kulaklarına bulunan küpeler var ya abi. Sağa sola takılıp, yemliklere takılıp hayvanın kulakları yırtılıyor abi. Çok acı verici bir şey. Buradan yetkililere sesleniyorum. Şu küpe sistemini mutlaka geliştirelim. Her şey geliştiriliyor Türkiye'de. Bir hayvanın küpesi ya. Geliştirelim. Farklı bir sistem olabilir. Farklı bir şey olabilir. Doğru mu abi? Aynen, araştırma lazım abi. Araştırmayın, hiçbir şey olmaz. Yani araştıracaksın. Kuzumun kulağına takıldı, kuzumun kulağı yırtıldı baştan aşağı. Koyunun kulağı yırtıldı baştan aşağı. Yani empati yap, bu hayvanın yerinde sen olabilirsin abi. Tak kulağına bir küpe, çek aşağı, doğru yırtabiliyor musun? Abi, can acısından. Bizim milletimiz her şeyi devletten bekliyor. Devlet şöyle, devlet böyle. Kimse elini taşın altına koymuyor. Bir sürü Ar-Ge yapan arkadaşlar var abi. Şu üniversite okuyan gençler var. Hayvancılıkla ilgili bir sürü atılımlar yapsınlar, yenilikler yapsınlar abi. Yok, yapmazlar abi. Bak ne güzel girmiş. Hazır gelecek, hazır. Hazır gelecek, hazır. Asıl sistemine girmişsin. Avrupa'da çok eski basıl, biliyor musun abi? Abi adamlar 40 yıldır, 60 yıldır veriyorlar bunu. Çok yani, eski abi. Bırak Avrupa'yı bırak. Suriye'de, şu yanı başımızda, yani Suriye'den göçülüp de daha önce görmüş olan bir sürü insan var bunu. Yıllardır verdiklerini söylüyorlar. 30 yıldır, 40 yıldır bunu kullandığını söylüyorlar. Afganistan'da. Yıllardır savaş var. Hala orada hasıl kullanan arkadaşlarımız var. Yani bu Türkiye bu ürün nasıl girmiyor? Hayret ediyorum yani. Ama girmemesi için de maalesef elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şu an ben hasılla alakalı. Hasıl verip de düzgün ama küpsüz, sıkıntısız hasıl verip de ben hayvanlarla sıkıntı yaşayan bir tane adam görmedim. Göreceğim, inanamıyorum. Çünkü vallahi maşallah bizim koyunlarımız abi doymak bilmiyor. Yesinler yani, abi sıkıntı tabii yok. Tabii yesin abi, yesin. Hasılı normalde 22 kilo yiyor. Hasılı 4 kilosun, 5 kilosun, hiç problem yok yani. Dokunacak bir şey yok. Yok abi, tabii yok. Sindirilir oranı %98, %95. Abi yem patlıyor. İçinde bütün enerji suyla birleştiği zaman zaten bütün vitamin, mineraller toplanıyor. Aynen. Ya bunun yanına kuru maddeyi de eklediğinde zaten dört dörtlük oluyor. Hastalıkların %80'i temizlenmiş olur ya. Aşı sıkıntısı, veteriner sıkıntısı, tamam olmayacak demiyoruz, olacak. Yani her işletmenin bir veterineri olmalı. Ben veterinerimiz var. Ama biz aşı konusunda çok fazlayız. Yani bu hayvan ithal geldiği için bazı sıkıntılar yaşadım. Ben bunu konuşmak istemiyorum burada. İthal konusunda konuşmak istemiyorum. Bazı sıkıntılar yaşadık. Adaptasyon süreci biraz zor geçiyor abi. Yurt dışından gelen hayvanın adaptasyon süresi zor geçiyor. Oranın iklim şartlarıyla buranın iklim şartları bir değil. Evet. Kesinlikle bir değil abi. Onların vermiş olduğu yemle bizim vermiş olduğumuz yem de bir değil abi. Her şeye de geç. Nasıl çilelerle geliyor hayvanlar? Evet. Zor.
Bir de var yani. Saatlerce belki bekliyor. Yani abi diyeceğim gibi insanlar araştırmıyor maalesef. Şimdi mesela biz alttan sulama yaptık böyle değil mi? Evet, alttan sulama abi. Şimdi bana telefon açıyor, alttan sulama nasıl oluyor? Abi video çekiyorsun, gösteriyorsun tek tek, yine soruyor. Bir zahmet araştırın. Yani... Armut piş ağzıma düş. Aynen abi aynen. Şu an mesela aşağı yukarı 7 tane tesis biz yaptık alttan sulama. Bir 6 tane falan da malzeme gönderdik abi yapılması için. Yani herhangi bir sıkıntılar yok. İşliyorlar. Problem yok yani. Alttan sulama daha mantıklı geliyor. En neden? Büyük avantaj şimdi kurulan tesislerde bakıyoruz biz üstten sulamada. Nem. Şimdi nem arttı, sıcak eşittir küf. Zaten kendi arpa kaynamaya başladığında kendisi de ısınıyor zaten. Aynen abi. Şimdi alttan sulamada ne yapıyorsun? Suyun havayla olan temasını kesiyorsun. Evet. Hiçbir teması yok havayla. Dolayısıyla neme hiçbir etkisi yok. Şimdi hava nemlendirmeyi sen yönlendiriyorsun. Geçen sene ucuz olsun diye maliyet için ben pek şey yapmadım tabii. İhtimal vermemiştim ama bu arpa pososu ile ilgili çok büyük sıkıntı yaşadık. Yani daha zaten kullanmadım. 5 torba açtık. Hepsi çöp abi. %50'si, %70'i su zaten abi. Arpa pososuna suyu bastılar. Maliyet düşük diye su aldık. Suya para verdik. Kesinlikle abi önermiyorum. Bir de ıslak olduğu için önermiyorum. Çok kötü kokusu var abi. Yani eğer ben yiyebiliyorsam koyunuma veririm. Ben yanından bile geçemiyordum ki koyuna nasıl vereyim abi onu. Evet. Havayla temas ettiğinde küf oluşuyor. Şimdi bir örneğini gördük asılın. Arpayı yıkıyorsun, temizliyorsun, bütün gün sulanıyor mis gibi abi. Yenilecek kıvamda. Yani şahsıma sorarsan yer misin? Yerim abi. Yerim, koyunuma da veririm. Aynen abi. Yani kendi içtiğim sudan onun içtiği suyu içebiliyorsan vereceksin abi. Sonunda onun etini yiyorsun. Doğru. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar, asıl herkesin kullanması gereken, özellikle meras olmayan arkadaşlarımız kesinlikle kullanması gereken bir şey. Bunu yaygınlaştıralım. Lütfen paylaşalım videolarımızı. Resimleri mutlaka paylaşalım. Herkes bu üründen kullansın. Dediğim gibi şu anda ama abi bak tekrar vurgulamak istiyorum. Yani hasıl sadece hasıl arpa olarak düşünmeyelim. Herkesin aklında arpa giriyor. Mısırın protein değeri daha fazla. Aynen. Ve mısırın içindeki nişasta oranı çok yüksek. Nişasta kuzunun olsun, koyunun olsun kuru madde olanı tamamlıyor abi. Enerji proteinini tamamlıyor. Çok güzel. Mısır, buğday, trikale, birçok besin, bezelye. Bunlarla hepsi birleştiğinde çok güzel oluyor. Doğru mu abi? Aynen doğru. Yani tek değil. Meralar gibi. Meralarımız çok, birçok bitki çeşidi var. Abi bu sistemde istediğini yetiştirebilirsin. Evet abi. İstersen kendine çilek yetiştir oraya. Marul maydanoz yetiştir. Bir haftada. Yani ya bir hafta olmaz da 15-20 gün olur, bir ay olur. Sonra itibariyle yetiştirebilirsin. Kendi yiyeceğini, kendin yaparsın. Yani ürün, sistem her türlü şeye açık. Yani. Sadece arpayla alakalı değil yani. Hidroponik sistem, sudan sulama sistemi, su sistemi. Her türlü yetiştirebilirsin. Evet, şeyden bahsettin abi. Sabırsızlıktan bahsettin de. Az önce konuştuğumuzda şey dedin. Her şey otomatik dedin. Sen sadece yani sereceksin. Toplayacaksın. Abi, sabah bir saat, akşam bir saat işçiliğim var bu işte. Ötesi yok. Başka bir şeyin yok yani. Baktım ışıklar otomatik. Aynen. Fanlar otomatik. Aynen abi. Sulama otomatik. Ondan sonra arpayı koyduğunda o da otomatik. Ya onu da sana yapacağız. Onu ilk defa sana yapacağız abi inşallah. O da otomatik dedin. Aynen. Yani yapılacak bir şey yok. Oradan alıp sadece geriye kalıyor sermek abi. Başka bir şey yok galiba. Arpa yıkamadaki bekletme süremiz var ya arkadaşlar. 2 gün, 3 gün ya da çimlendirme, köklendirme, bulunattırma dediğimiz şey. Onu da otomasyon haline getirdik. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk enişte. Dolayısıyla işçiliği yine menümüzü yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha da yapmaya çalışacağız inşallah. Dediğimiz gibi hep araştırma içerisindeyiz. Farklı şeyler araştırıyoruz, farklı sistemler, farklı konular içerisindeyiz. Bu koyun makine, yıkama makinesi de bunlardan biri. Hayvancılıkla alakalı ihtiyaç, söz konusu olan ihtiyaç neyse
cüz'i rakamlara özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Maliyet çok önemli çünkü. Herkesin ulaşabilmesi ben lazım. Ben o konuda Ufuk abiyi tebrik ediyorum. Gerçekten yani Allah razı olsun. Hayır, ben kendim için konuşmuyorum abi. Ben seninle konuştuğumda bir konuda girmiştim. Sen sadece tek söylediğin şey şu. Koyunlar için varsa varım dedim. Koyunlar için varsa varım diyor. Yani neden insanlar için değil? Koyunlar için varsa var. Sen koyunlara... Abi şu an var ya, şu an Ankara'da, İstanbul'da herkes dezenfektan kabini yapmakla meşgul. İnsan dezenfektan makinesini nasıl yapıyor? Çünkü herkes paranın peşinde. Abi... Herkes nasıl fazla para kazanırım onun peşinde. Şimdi az önce başta konuştuk. 35-40 bin lira gibi bir maliyet söylediler bize. Bir fiyat verdiler. Nasıl diyeyim? 40 bin lira. Dörtte biri falan, dörtte ikisi gibi yarıya daha da düşecek. Yani işte daha da düşecek. Dediğim gibi biz... çok büyük para kazanalım, köşeye dönelim, bunun derdinde değiliz. Yani az çok tanıyorsunuz zaten aşağı yukarı bizi. Yani biz bu yönden esneyiz, sıkıntı yok. Biz şu an Türkiye'de böyle bir sistem de yok zaten. Evet, yok. Geliyorsun yok adamın abi. Mekanına, çimlendirme şarapa tesisi kuruyorsun abi. Müşterinin isteği doğrultusunda. Müşteri seni yönlendiriyor, şuraya kur, buraya kur. Sen de artık istenilen şekilde düzgün işleyecek şekilde ama. Evet. Düzgün işlemesi çok önemli. Müşterinin istediği doğrultusunda kurulum yapıyorsun. Hani bu şekilde kurulum yapan kimse yok. Yok. Aslına bakarsan hani kurulum yapan kimse yok. Herkes hazır makine satmaya çalışıyor. Arkadaşlar, Ufuk abi buraya çarşamba günü mü gelmişti? Salı günü mü geldi? Çarşamba günü geldik. Salı günü gece çıktın. Çarşamba aynen. Sabah buradaydı. Çarşamba gününden beri bugün pazar günü hala burada çalışıyor. Yani burası çok rahat, o yüzden biraz... Askıya aldık yani, yavaş çalışıyoruz ondan. Yoksa normalde iki günlük işimiz vardı, yanlış anlamayın. Burası rahat olduğu için ortamı görüyorsunuz, çok güzel. Gidesimiz gelmiyor pek, ondan dolayı Murat'cığım. Teşekkür ederim. Rahatlıktan dolayı. Allah razı olsun. Bu arada Murat kardeşimizin misafirperverliğine dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Güzel ilgilendi bizimle. Ama senin biz, dostluğundan dolayı. Allah razı olsun. Biz eyvallah. Böyle bir ilgi hiçbir yerde görmedik. İnşallah bundan sonraki gittiğimiz yerlerde bekliyoruz. İnşallah arkadaşlar. Yani dediğim gibi... Herkes büyük paralar kazanayım, çabucak zengin olayım. O yüzden kimse istemiyor. %400, %500 karlardan bahsediyorlar. Hatta beni arayıp da birkaç teklifte bulunan arkadaşlarımız da var maalesef. Kendisine çok büyük paralar isteyip de bize farklı paralar söyleyen arkadaşlarımız var. Pek tasvip etmediğim şeyler. Gerçekçi olmak lazım. Biraz. Gerçekçi, evet abi. Gerçekçi. Yani biz ben burada de... bir emek sarf ediyoruz. Bu bir gerçek, doğru. Karşılığını alıyorsun mu? Alıyorsun. Allah bereket versin. Allah razı olsun herkesten. Ama bizim amacımız dediğimiz gibi herkese bu işi yaymak. Zaten bizim yılın 365 günü çalıştığımızı sayarsak çok abi ne yaparız? Tekirdağ Çerkezköy mü yaparız? Evet. Bilemedin Tekirdağ ilini yaparız yani. Geriye kalan 80 tane ili başkası yapsın ya da ne bileyim abi, kendisi yapsın. Ben de senin de fikrin abi o konuda. Ben hasıl işini açık ve net söyleyeyim. Bundan 6 ay 8 ay önce birkaç firmayla görüştüm. Bir firma bana 400 milyar fiyat çekti. Metrekareye sordum. Bir konteyner 21 metrekare yere 400 bin lira fiyat çekti. Zaten çok uzatmadım. Ben size dönerim dedim, kapattım. Yani 400 bin lira gibi bir rakam çok büyük bir rakam. Sonra başka bir firmayla görüştüm. 120 bin TL dedi bana. Artı konteyner sana ait dedi. İçerideki malzemeler sana ait dedi. Biz gelir kurarız dedi. O zaman daha çok da bilgim yoktu. Ben arkadaşlara söylüyorum. Bunun haricinde buyursun gelsin. Aynı sistemi görsünler. 120 bin lira nedir ya? İnsanlık adına. Yorum yapmak istemiyorum abi. Evet abi. Abi şimdi bak bu iş Türkiye'de aşağı yukarı 2 senedir, 2,5 senedir, 1,5 senedir kullanan bir sürü arkadaşımız var. Tamam, ararsın. Herkesin bildiği Recep Hoca, hocam ellerinden öpüyorum, saygılar bu arada. Birebir kendisi 2,5 yıldır kullanıyor bu arada. Evet. Diyarbakır'dan bir arkadaşımız var, bayağıdır kullanıyor. Muğla'da abimiz var, bir sene oldu kullanıyor. İzmir'de kullanıyorlar. Bolu Mengen'de kullanıyorlar. Aksaray'da, Konya'da, özellikle Konya'da bir hali fazla bu tesisler. Yaklaşık şu an
Abi Türkiye'nin her yerinde çoğalacak. Her abi yani şimdi bana kurdun. Biz başlayalım üretime. Arkadaşım gelecek, öbürü gelecek ki şu anda bekleyen var. Edirne Havsa'da Serhat abim, Ercan abim de bekliyorlar. Özellikle bu dezenfektan yıkama makinesini bekliyorlar. Çünkü herkes muzdarip. Kene ile ilgili, mücadele ile ilgili şu an çok fazla olduğundan. Benim senden ricam abi, bu işi hızlandırırsan sevinirim. Herkesin ihtiyacı var abi buna. İnşallah. Yani kurduktan sonra, yayınladıktan sonra bütün arkadaşlar görecekler ki faydası kesinlikle vardır. Herkes sırf pompasını alıp eline hayvanı kovalamaktan bir haittir. Yani doğru bir şey değil. Eğer gebelik varsa hayvan sıkışıyor, birbirlerine vuruyorlar. Sırt pompasıyla olacak iş değil abi bu. Bir köşeye kapatıp sırt pompasıyla yapıyoruz. Zor oluyor abi. Yıkama makinesinde zaten otomatik hayvan kendisi girecek. Ertesi gün sıraya gelecek. Serinleyip o makineye girmek için. Evet. Tabii biz o zaman akbil yaparız onlara. Tabii yazın serinleyen hayvan ne olacak? Bu sefer verim artacak. Evet. Doğru mu abi? Evet abi. Et verim özellikle. Hastalıklardan abi olacaksın abi. Aynen. Hastalıklardan. Yani şimdi ayak banyosuna gerek kalmayacak. Her gün haftada bir kere yıkamış olsun. Sorun yok abi. Deponun içine ilacını atıyorsun. Giriyor çıkıyor abi. Haftada bir kere yapmış olsun. Zaten koyunlar da bembeyaz olacak abi. Abi inşallah. Yarın inşallah. Uygulamaları video olarak yayınlayacağız. Özellikle yıkama makinesini uygulama olarak göstereceğiz. Detaylı bir şekilde video çekeceğiz. Bundan daha haberdar olacaksınız. Teşekkür ederim bizi izlediğiniz, tahammül ettiğiniz için. Suçun insanı yapmışsak affola. Abi diyeceğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim abi. Arkadaşlar takipte kalın. Ufuk abi çok değerli bir abi. Böyle adamları yıldırmadan faydalanmak lazım. Abi yeni ayı bu saatten sonra. Biz hani her türlü şeyi gördük, evet, bu abi. İşle alakalı. Biz bu yola baş koyduk Allah'ın izniyle. Bu İnşallah. Saatten sonra artık kimse yıldıramaz Allah'ın izniyle. Rabbim evet, uzak etsin beni insanları. Amin abi. Amin. Şey Rabbim doğru insanlarla karşılaşırsın abi. İnşallah herkese. Özellikle Recep hocama ve Ömer hocama selamlar söylüyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Yarın görürsün inşallah. Allah'a emanet olun.